3 fazla asenkron motorun ileri geri çalıştırılması şemamız elimizde. Bu şemamızın uygulamasını birlikte yapalım. Şimdi kontaktör, iki kontaktörümüz oluyor. Birisi ileri, birisi geri kontaktörümüz. Bu ileri, bu da geri kontaktörümüz. Aşırı akım rolemiz, sigortamız var. Kontaktör nedir? Arkadaşlar kontaktör kısaca iki kelimeyle anahtar. Yani şu an evinizde, iş yerlerinizde lambaları açıp kapamak için yaptığınız anahtarın muadili. Yani muadili ne demek? Onlar mekanik, bu elektromanyetik. İçinde bobin var. Metal nüvelerin üzerine sarılmış tellerle bobin oluşturulmuş. Altta palet var. Bobine A2 nötr, A1 faz verdiğim vakit ne oluyor? İşte paleti bırakıyor, çekiyor. Bırakıyor, çekiyor. Devreyi açıyor, kapıyor, kapıyor. Yani kontaktörümüz basit bir şekilde anahtar. Buraları T1, L2, L3 faz girişleri, T1, T2, T3 faz çıkışları, 13 normalde open, 14 normalde open, açık kontağının girişi, açık kontağının çıkışı, A2 nötr bacağı, A1 faz bacağı. Burada yine bir A2 nötr bacağımız, yani buraya hem A1 hem A2 koymuşlar. Pardon, şuraya A2 koymuşlar, buraya A1 koymuşlar. Ama aynı zamanda A2 buraya da koymuşlar. Yani biz şu kumanda devresiyle, normalde open 13-14 ile biz A1 ve A2 kontrol edeceğiz. Hani mühürleme yaparken buraları kullanacağız. Ama T1, T2, T3 çıkışlarımız bizim faz çıkışlarımız. Yani motora giden kablomuz buradan gidecek. Kontaktör demek bir elektromanyetik anahtar demek. Yani uzaktan kontrol edilebilen bir anahtar. Termik nedir? Termik de aşırı akım rolesi. Bunda da yine L1, L2, L3 var. T1, T2, T3. Faz çıkışlarım. Bunda bobin bacağı yok. Bunda sadece kapalı kontağı var. Yani buradaki ayarladığım amper değerinin üzerine herhangi bir problemden dolayı motor fazla akım çektiğinde, ayarladığım amperin üzerine çıktığı vakit buradaki kapalı kontağı üzerinde kontaktörümü devre dışı bırakıyor. Kontaktörümün devresini açtırıyor. Yani bunda herhangi bir fonksiyonu yok. A1, A2 bobin bacağı olmadığı için kendisi üzerinde enerji kapatma işlemi yapmıyor. Sadece kapalı kontağı ile kontaktörü devre dışı bırakıyor. Buna dikkat edelim. Evet. Şemamızda ne var? R fazımızı sigortaya giriyoruz. Sigortadan çıkış yapıyoruz. OL aşırı akım rolesi demek. Aşırı akım rolesinin kapalı kontağına giriş yapıyoruz, çıkış yapıyoruz ve start butonuna, özür dilerim, stop butonuna giriş yapıyoruz. Buraya kadar birlikte yapalım. Sigortama faz giriyorum. Dilerseniz öncelikle nötrlerimizi dağıtalım. Çünkü ne zaman bağlantı yapsam nötrleri bağlamayı unutuyorum ve acaba neydi eksik, neydi eksik diye düşünüyorum. Nötrlerimizi dağıtalım çünkü fazla bir şey yok. İki tane kontaktörümüz var. Kontaktörlerimizin A2 bacaklarını nötr bağlantılarımı veriyorum ben. Evet. Nötrlerimi bağladım. Fazımız sigortaya girdim. Fazdan çıkan enerjimi alıyorum. Aşırı akım rolemin kapalı kontağına giriyorum. Hemen bir kablo ayarlayalım. Siyah bir kablo da olabilir, bu da olabilir. Veya beyaz kablo da yapabiliriz. Buradan şunu yapabiliriz. Sigortamdan tekrar bir çıkış alıyorum. Sigortamdan aldığım çıkışı, fazımı, aşırı akım rolemin, termimin, normalde close, bakın burada NC 96, C 95, 96 var. 95 bacağına giriyorum. Yani termimin 95 bacağı, kumanda devresi 97-98'de arıza lambası bağlanan yer. Tekrar buradan çıkış alıyorum.
96'dan çıkış alıyorum. ...96'dan aldığım çıkışı ne yapıyorum? Stop'a giriyorum. Evet, şemamıza tekrar biz dönecek olursak, aşırı akımın kapalı kontağından giriş çıkış yaptım. Stop'a. Stop'tan giriş çıkış yapıyorum. Çıkışını start'a bağlıyorum. Buraya kadar tamam. Tekrar start'tan bir çıkış yapıyorum. Evet, start'tan çıktığım, şey, stop'tan çıktığım butonu, kabloyu start'a giriş yapıyorum. Evet, buraya kadar tamam. Stop'a giriş yaptık. Start. Start'tan çıktığım kabloyu tekrar şemamıza dönelim. Start'ın çıkışını diyor ki geri kontağının kapalı kontağına gir diyor. İsterseniz önce mühürlemeyi yapalım. Ondan sonra yapalım mı mühürlemeyi? Evet. Start'ın çıkışını ileri kontaktörümün ...13 numaralı normalde open bacağına giriyorum. Tekrar start'tan bir çıkış alıyorum. Bu ileri kontaktörümdü, bu da geri kontaktörümdü. İleri kontaktörümün 13 numaralı normalde open bacağına gir diyor bana startın çıkışını. Evet. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Kontaktörüm benim kesik çalışacak şu an. 13 numaralı normalde open kontaktörümün 13 numaralı normalde open bacağından A1 bobin bacağına faz vereceğim. Çünkü ben buradaki açık kontaklarla ben bobin bacağını kontrol etmek istiyorum. Fazımızı verelim. Evet. Buradan bobin bacağımıza fazımızı verdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani maksadımız dediğim gibi açık kontakla kumanda devresiyle biz A1, A2 bobin bacaklarını kontrol etmek istiyoruz. Yani buradan devreyi açacağız, kapayacağız. Güç devresine karışmıyoruz. Şu an kontaktörüm benim kesik çalışacak. Evet, gördüğünüz gibi kesik çalıştı. Yani tutmuyor. Bırakınca geri bırakıyor. Çekiyor. Bırakıyor. Ne yapacağım? Ben mühürlememi yapacağım. Mühürlememizi yapalım. Evet, burada gördüğünüz gibi start'ın çıkışından 13 numaralı normalde open bacağına girdim ileri kontaktörümü. Bunun çıkışında diyor ki start'ın tekrar girişine bağla diyor. Yani şöyle yapıyoruz. 14 numaralı normalde open bacağından bir ek alıyorum. Buradan aldığım eki. Startımın girişine bağlıyorum. Çıkışına değil bakın. Termikten bu tarafa hani giriş olarak kabul edersek. İşte buna mühürleme deniyor. Şu an benim kontaktörüm sürekli çalışacak. Kesik çalışmayacak. Yani startladığım vakit. Evet, gördüğünüz gibi
sürekli çalışıyor. Az önce kesik çalışıyordu. Mühürlememi yaptıktan sonra kontaktörün benzin babasına kadar sürekli çalışacak. Buraya kadar tamam. Şimdi nerede kaldık? Şemamıza bakalım. Evet, burada diyor ki ne? 13 numaralı normalde Oppo'nun girişinden bir ek al diyor. Geri kontaktörünü kapalı kontağına giriş çıkış yap diyor. Evet, burada gördüğünüz gibi ileri ve geri kontaktörlerimizin kapalı kontağının olması gerekiyor aynı zamanda. Benim şu an iki kontaktörümün de sadece açık kontaklar var. Normalde open. Yani kapalı kontaklar yok. Ondan dolayı ben hepsine de birer tane yardımcı kontak takıyorum. Çünkü bunların üzerinde kapalı kontaklar var. Onları kullanacağım. Elektrikli kilitlemeyi yapmak için. Şu an yardımcı kontaklarımı taktım. Bunlar yine burada bağlı olsun. Açık kontağımda. Yani buradan da o açık kontaklarına bağlayabilirdim ama buradan biz bağıştan yaptık zaten. Mühürlememiz falan. Sadece kapalı kontak için buraları kullanacağım. Şimdi bana burada tekrar gelecek olursak 13 numaralı normalde open. İleri kontaktörümün 13 numaralı şu girişinden buradan şu girişinden bir ek al diyor. Geri kontaktörümün yani şunun kapalı kontağına giriş çıkış yap diyor. İleri kontaktörümün bobin bacağına gir diyor. Tekrar şunun faz bacağına gireceğiz. Hemen yapalım. Buradan bir ek alıyoruz. Kapalı kontak. Yani burada iki tane açık, iki tane kapalı var. İleri kontaktörümün. Özür dilerim. Bir dakika. Bu benim ileri kontaktörüm. Evet. Geri kontaktörüm. Geri kontaktörümün kontağından kapalı kontağın herhangi birisine giriyorum. Şunun ikisi kapalı. NC yazıyor. Şurada NO yazıyor. Şunun NC'nin birisine giriyorum. NCM yani bu elektriksel kilitleme oluyor. Ben stopa basmadığım sürece ileri geri yapamıyorum. Hani bir ileri yaptığım vakit, start yaptığım vakit, şuradan start yaptığım vakit daha ondan sonra stopa basmadığım sürece ileri geri yapamıyorum. Ona elektriksel kilitleme diyoruz biz. Şu an girişim yaptım. Bunun çıkışını ileri kontaktörümün bobin bacağına giriyorum. Hemen yapalım. Buradan yetişir mi? Faz bacağına. Bakalım. Yetişir gibi. Bağlayalım. İleri kontaktörümün faz bacağına giriyorum bunu. Gördüğünüz gibi bunun çıkışını şu siyah kablo ileri kontaktörümün bobin bacağına girdim. Kapalı kontaktan giriş yaptım, çıkış yaptım. Çıkışını bobin bacağına verdim ilerinin. Bunları arkadaşlar bu devreleri PLC derslerinde falan hani çizimini gösterirler ama uygulamasını göstermezler. Onun için böyle internetten izleyebilirsiniz. Elektrik mühendisleri onlar da herkese derslerde görürler ama uygulamasını bilmiyorum hani ne kadar gösteriyorlar. Hani ben PLC kursuna gittim. Böyle bir uygulama yok. Adam yazılım gösteriyor, geçiyor. Yazılımı hani tahtada anlatıyor. Ama işte kontak nedir, açılı kontak nedir, kapalı kontak nedir? Böyle bir hani uygulama göstermiyorlar arkadaşlar. Orada kontaktör var ama biz kontaktöre bakıyoruz. Kontaktör bize bakıyor. Termik bize bakıyor, biz termiğe bakıyoruz. Hani şunu adam eline alıp da anlatmıyor ya. Çizim üstünde hani kağıt üzerinde yazmış buraya. Böyle yazmış arkadaşlar bu. Aşırı akım rolesi diyor, geçiyor. Bunu şunu arkadaşlar anlatmıyor adam. İki kontaktörle, şey bir kontaktörle veya
Fark etmez. Hani bir güç devresi şuradan bir lamba yakıp da bize kontaktörün ne olduğunu anlatmıyor. Yani ben biliyorum da öbür bilmeyenler bayağı bir Fransız kalıyor yani olayları. Neyse arkadaşlar. Suyu Türkçe lisan etmeyelim. Buradan tekrar start butonunun girişinden arkadaşlar bir ek alıyorum. Yani start butonunun girişi burasıydı benim. Stop'tan çıkan gördüğünüz gibi giriş. Yani aynı zamanda şurası da benim start butonumun girişi değil mi? 14 numaralı normalde open. Yani buradan bir ek alıyorum. Oradan aldığım ikinci start butonuma yani bu da geri butonu olacak. Ona bağlıyorum. Tekrar buradan bir ek alıyorum. 14 numaralı normalde open bacağımızdan bir ek alıyorum. Startımıza ikinci bir start butonumuza giriş yapıyorum. Startımın giriş yaptım. Çıkışını ileri kontaktörümün tabii ondan önce bir şu mühürlemesini yapalım. Startımın çıkışını geri kontaktörümün normalde open 13 numaralı bacağına gir diyor. Yani startımın çıkışını beyaz kablom kalmadı arkadaşlar. Kumanda devresini ister istemez siyah kablolar da kullanacağım. Hani belirgin olsun diye sadece beyaz kullanmaya çalışıyordum. Kumanda devresinde ama beyaz kablom kalmadı gibi. Startın çıkışını geri kontaktörümüzün normalde open 13 numaralı bacağına giriyorum. Yani şurası oluyor. Benim şu ileri kontaktörüm, şu da geri kontaktörüm. Geri kontaktörümün yardımcı kontağı kullanmayayım. Üstündeki kontağını kullanayım. Daha anlaşılır olsun. 13 numaralı normalde open bacağına gir diyor. Yani burası. Evet. 13 numaralı normalde open bacağına girdim startımın çıkışına. Sonra diyor ki startın çıkışı ile yani normalde open 14 numaralı bacağı ile startın girişine bir ek bağla diyor. Ben yani startın girişi burası oluyor bu. İkinci startımın girişi burası. Buradan tekrar 14 numaralı bacağı bir ek bağlayacağım ve mühürlememi yapmış olacağım. Dediğim gibi beyaz kablom kalmadı. Yani mavi kullansam çok abes mi olur? Olmaz ya. Bilen arkadaşlar zaten burada nötr kablosunun olmayacağını bilir. Kumanda devresinde. Mavi kullanalım. Bunu da 14 numaralı normalde open açık kontağımızın çıkışına bağlıyorum. Pardon. Numaralı normalde open çıkışını mühürledim arkadaşlar. Şimdi ne diyor bize? Tekrar şemamıza gelelim. Diyor ki ne? Geri kontaktörümün yani bu kontaktörümün 13 numaralı normalde open bacağından bakın burası açık kontağının girişi. Şurası orası aynı zamanda startın çıkışı yani. Şurası 13 numaralı normalde open bacağından bir ek alıyor. İleri kontaktörümün geri kontak kapalı kontağına giriş çıkış yap diyor. Geri kontağımın bobim A1 faz bacağına gir diyor. Evet. Oradan bir ek alıyorum. Buradan ileri kontaktörümün kapalı kontağına giriş çıkış yapıyorum. Bunun çıkışında geri kontaktörümün A1 faz bacağına veriyorum. Yapalım. Buradan siyah kabloyla bir ek alabiliriz. Evet, burada gördüğünüz gibi
Ek aldım. 13 numaralı normal dokun bacağından. Aldığım eki ileri kontaktörümün kapalı kontağına herhangi birisine bağlayacağım. Yani şuna bağlayabiliriz. Bunun çıkışını ileri kontaktörümün bobin bacağına vereceğim. Şu kablo biraz daha uzağa benziyor. Bakın şu siyah kablonun çıkışı hangisi? Yani şu. 2 numara sağdan. Kapalı kontağımın çıkışını alıyorum. Geri kontaktörümün bobin bacağına veriyorum. A1 faz bacağına veriyorum. Yani bu elektriksel kilitleme oluyor işte. Bu kapalı kontaklardan çıkarak bobin bacaklarını beslediğim vakit ne oluyor? Ben stopa basmadığım sürece ileri geri çalıştırması olmayacak. Şu an devremiz tamam. Birinci butonum ileri, ikinci butonum start butonum geri butonu arkadaşlar. Yani birine bastığımda ileri çalışacak motor, ikinci startıma bastığımda geri çalışacak. Ama ben stopa basmadığım sürece geri kontaktörü işlemeyecek. Ben ileri çalıştırdığım vakit stopa basacağım. Stoptan sonra geri çalışacak. Deneyelim. Şu an enerjimizi verelim. Yani şu ileri butonum benim. Şu da geri butonum. Fark ettiyseniz şöyle ayıralım. Gördüğünüz gibi bakın şu an ileri kontaktörüm devreyi kapattı. Peki geriye basalım. Çalışıyor mu? Hayır. Ne yaptık? Biz elektriksel kilitleme yaptık. Yani stopa basmadığım sürece geri kontaktörü çalışmayacak. Ben stopa basıyorum. Sonra geriye basıyorum. Gördüğünüz gibi geri devreyi kapattı. Şu an ileri atmaması gerekiyordu. Attı. Niye böyle oldu? Bakalım bir arkadaşlar. Tekrar stopa basayım. Evet. Şu an ileriye basıyorum. Gördüğünüz gibi ileri kontaktörü çekti. Ama geriye bastığım vakit işlemiyor. Stopa basıyorum. Tekrar geriye basıyorum. Geri çalıştı. Şu an ileri basınca ileriye geçmemesi lazım. Ama geçiyor. Nerede bir eksik yaptık? Ha, özür dilerim. Tamam. İleriden geriye geçmiyor. Tamam, geriden ileriye geçiyor. Şimdi oldu. Yani ben stopa bastığımda şu an ileri çalıştırdım. Geriye geçmiyor. Ta ki stopa basana kadar. Buraya kadar tamam. Ama ben geriye çalıştırdığımda stop ihtiyacı hissetmiyor. Doğrudan geriye basabiliyorum. Bu şekilde 3 fazla asenkron motorumuzun ileri geri çalıştırılması ve kumanda devresi. Yani baştan sona takip ettiyseniz çok kolay arkadaşlar. Yani şu devrelerin bağlantısını yani tamamen olduğu gibi size anlatarak yaptım. Şu ileri kontaktörün bobin bacağı A1, şu da A2. Ama şöyle yapabiliriz, hani onu sizin anlamanız için ikiye böldüm bobin bacağını. Yani şurası A1, şurası da A2 bobin bacağı. Yani şu MP dediğimiz nötr. Buradan da nötrleri veriyoruz. Gördüğünüz gibi hani ben buradan nötrleri dağıttım mavi kabloyla. Ama devre üzerindeki mantığı bu yani. Şunun yarısı A1 faz bacağı, yarısı da A2 nötr bacağı. Yani şuradan da MP'den de nötrleri veriyoruz. Her iki kontaktörün de bobin bacaklarına. Umarım faydalı olmuştur. Evet, ben bilgi satmıyorum. Bilgi paylaşıyorum arkadaşlar. Yorumlarınız benim için önemli. Görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Teşekkürler.